Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Esma-i Hüsna dersimize devam ediyoruz. Üçüncü dersteyiz. Allah Azze ve Celle mübarek eylesin bizleri müstefid olan kulları kadrosuna ilhak eylesin. Kardeşlerimiz diyorlar ki çok güzel mesajlar alıyoruz. Müslümanlar, müminler dua ediyorlar. Evimizi medreseye çevirdiniz, çevrilmesine vesile oldunuz diye. Allah Teala'ya hamd ederiz. Rabbimize şükrederiz. Eğer bu noktada nokta kadar da olsa bir katkımız olduysa bununla seviniriz. Kardeşlerim, Müslümanlar diyorlar ki mesajlarında bizim medreseye gitme imkanımız olmadı. Kadınlar, erkekler okuyamadık, bu ilimleri tahsil edemedik. Belki farklı alanlarda tahsillerimiz var fakat ulum İslamiye noktasında bir behremiz yok ulemaya talebe olamadık. Sizler bu noktada bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Bu noktada mesajlar gönderiyorlar. Medresenin bereketi büyüktür kardeşlerim. Yani burada bizim konumumuz hiç hükmündedir. Bu bereket ulemadan gelir. Bu bereket Kur'an-ı Kerim'den, bu bereket sünnet-i seniyeden gelir. Bundan dolayı seviniyorlar fıkıh var, tefsir var, hadis var, akide var. Esma-i Hüsna ile bütün bunların hulasası var. Müslümanca bir bakış açısı. Fikir fıkıhtan doğar, Kur'an-ı Kerim'den doğar, sünnet-i seniyeden doğar. Müslümanca düşünmek, Müslümanca yaşamak nasıl olabilir? Ancak bu medeseyle, ruh köklerimizle irtibatımızı yeniden kurduğumuz zaman mümkün olabilir. Onun için medresenin, ulemanın tarihte fonksiyonu çok büyüktür kardeşlerim. İslamiyet bugüne geldiyse onların bereketidir. Tabii ki Allah Teala'nın lütfu, Cenab-ı Hak bu dini onlar vasıtasıyla korumuş, biz de ilimlere onlar vasıtasıyla muhatap olduk. Bizim alimlerimiz öyle yaşadılar ki ne söylüyorlarsa daha fazlasını yaşadılar. İnsanlar onların sözlerinden daha ziyade amelleriyle alakadar oldular. Batı ile İslam arasındaki esas farklardan biri budur. Batılı bir düşünür, batılı bir filozof, onu belki uzaktan okursunuz, fikirleri hoşunuza gidebilir. Ama yanına vardığınız zaman, yaklaştığınız zaman, konuşanla yaşayan adamın çok farklı olduğunu görür, nefret edersiniz. Onun için onlar sürekli med cezir yaşadılar. Bir indiler bir çıktılar. Ama ulemamız hep zirvede durdular. Onlar dünyadan ayrılırken binler, on binler, yüz binler onların ardından bunların sadakatine şehadet ediyoruz dediler. Yani Yunan'a baktığımız zaman Yunan'ın en cins adamları müktesebatlarını öğrencilerine aktarırken Tuğlaların üzerinde karşılıklı mukavele imzalıyorlardı, yapıyorlardı. Öğrenciden senet alıyorlardı, şu kadar para ödeyeceksin diye. Yani para ödemeden talebe hoca bildiğini öğrenciye aktarmıyordu. Fakat peygamberler gittikleri toplumlarda insanlara önce اِنِّي لَكُمْ Rasulun Amin, فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ Önce dediler ki onlara biz güvenilir insanlarız. Yani namusunuz, iffetiniz noktasında şüpheniz olmasın. Öyle yaşadılar. İnsanlar onların iffetlerine, namuslarına dil uzatamadılar. Öyle bir hayatları oldu, tertemiz bir hayat. Takvayı anlattılar, Allah Teala'yı itaate çağırdılar. Sonra dediler ki: "Ve ma eselukum aleyhi min ecr." in ecri illa ala rabbil alemin biz sizden dünyalık bir şey istemiyoruz bizim bu ameliyemizin davetimizin tedrisimizin karşılığını Allah Azze ve Celle verecek dediler ondan bekliyoruz dinar dirhem olmaz taş toprak olmaz onları dünyada bırakacak gideceğiz neden dünyalıkları alalım niçin onlara talip olalım cennet varken halidine fiha ebeda ebedi olan cennet varken müminler orada ebedi kalacaklar niçin onu taş toprağa tercih edelim dediler yani burada altı çizilen iki nokta var kardeşlerim bir güvenilir olmak iki dünyalık talebinde bulunmamak onun için onlar dağları taşları aştılar gittikleri yerlerde bir heybeleri vardı, ekmekleri vardı, oturdular, medrese bulamadıysalar ağacın altında orada ders okutmaya başladılar. İnsanlara Allah ve Resul davasını anlattılar. Eğer çevrede müminler varsa, gençler, orada bir alim var, bunu duydular, ona gittiler, rihle yaptılar, ilim yolculukları yaptılar. لَوْ لَمْ تَكُنِ الرِّحْلَ لَضَاعَ الْعِلْمُ Eğer rihle olmasa, ilim yolculuğu olmasa, ilim zay olurdu, bugüne gelmezdi. Kalktı bir delikanlı, 10 yaşında yerinden, yurdundan ayrıldı. Bugün olduğu gibi banka kartları yoktu, uçakla seyahat imkanları yoktu. Vasıtaları bile olmadı, atları bile bulamadılar. Onların önemli bir bölümü yolları yaya kat ettiler, o halde gittiler bir kısmı imkanı olmasına rağmen vasıtaları, atı vesaireyi tercih etmedi. Neden diye sordular. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadis şeriflerini dinlemeye, okumaya gidiyorum. Nasıl olur da Allah Resulü aleyhisselamın hadis şeriflerini dinlemeye, atımın üzerinde gidebilirim dediler. Öyle bir edebi, öyle bir hayayı kuşandılar derse besmele ile başladılar. Allah Teala'nın adıyla başladılar. Sonra taallemil edeb bu ifadeye muhatap oldular. Edebi öğren dediler. Yukarıdan aşağıya, saçlarından tırnaklarına kadar edep oldular. Allah için yaşadılar. İnsanlar görsünler, alkışlasınlar. Ne abit adam, gece az uyur, Gündüz sürekli ilimle, cihatla, mücahedeyle meşgul olur desinler, alkışlasınlar diye böyle bir dertleri olmadı onların. Olmadığından dolayıdır ki nice meşhur adamlar, saraylarda, hanlarda, hanumanlarda yaşayanlar unutulup gitti gittiler. Ama onlar yaşıyorlar kardeşlerim. Eserleriyle yaşıyorlar, cihatlarıyla yaşıyorlar, amelleriyle yaşıyorlar, kıyamete kadar yaşayacaklar. Öyle ihlas sahibiydi ki onlar. Hanefi mezhebinin general kitabı, İmam Merginani'nin hidayesi, Fergana bölgesinden, İmam Merginani rahmetullahi aleyh, kabri İmam Maturidi Hazretleri'nin olmuş olduğu hazirenin içerisinde, o hazirede, yatan bütün alimler Özbekistan'da hepsi Muhammed. Onun adı Muhammed olmadığından dolayı o vakfiyenin şartlarına uymadı. O halde beni kenarına koyun dedi. O makberin kenarına koyun. Sonra Sovyetler yıktılar, tarumar ettiler. Ama bir yerde böyle tahmin üzerine ona bir kabir yaptılar. Belki o kabir İmam Merginani'nin kabri değil bilmiyoruz. Ama hidayesiyle Marip'te, Hindistan'da, Samsun'da, İstanbul'da, Buhara'da, Semerkant'ta İmam Merginani Hazretleri yaşıyor kardeşlerim. Önce eserini 85 cilt yazıyor. Sonra talebeler bunu okuyamaz diyor. 4 400'e 2 cilde indiriyor hidayeyi, hidaye kitabını uzun zamanda yazıyor fakat o eseri yazarken zaten onlar hep abdesti dolaşırlar. Onlar da öyle dolaşır. Müslümanlar da biz de hep abdesti dolaşacağız. Ölüm ne zaman gelir bilmiyoruz. Abdest bozulunca hemen abdest alıyoruz. Ayaklarımızı yere abdestsiz basmıyoruz. İmam Merginihani rahmetullahi aleyh bunun yanında bir de sürekli nafile oruçlar tutuyor. Olduğu odanın iki tane kapısı var. Nöbetçi olan talebe yemek getiriyor. Koyuyor, o gidiyor. Sürekli halka halka talebeler gelir hocanın odasına. Okurlar, onlar gider. Başka bir grup gelir, onlar okur, onlar gider. Her gün başka bir öğrenciye o yemeği yediriyor. Nöbetçi gelip boş kapları alıyor. Zannediyor ki İmam Merginani yemek yiyor. Oruç tutuyor hep oruçluyken yazıyor hidayeyi. Yani Allah Teala ona ziyadesiyle bereket versin. Gayesi bu. Teslimiyetini Allah Azze Celle'ye arz edecek. Kardeşlerim öğrenemiyorlar, yıllar sonra muttali oluyorlar ki İmam Merginani o kaptaki yemekleri yemezmiş her gün başka bir öğrenciye yedirilmiş ki sır zahir olmasın diye İmam Merginane Hazretleri gideli bin yıla yakın bir zaman oldu ama yaşıyor onların ilim bilim adamları deyince ölürler anıtlarla onları yaşatırlar ama İmam Merginaniler onlar kardeşlerim Osmanlı Devleti'nin hukuk sistemine baktığınız zaman onların fetvalarına, onların eserlerine dayanır. Dünyanın en adil siyaset yapılarını, devlet yapılarını, onların Kur'an-ı Hakim'den, onların sünnet-i seniyeden almış olduğu buyruklar esaslar bağlamında telif edildi devletler, yönetildi devletler, yürütüldü devletler. Bir batılı adamın kurmuş olduğu devlet yapılarına bakın, bir de ulemanın iştahatlarıyla Kur'an-ı Hakim'in sünnet seniyenin gölgesinde ki Selçuklu'ya bakın, Osmanlı'nın muhteşem zamanlarına bakın, orada bereket, orada hakkaniyet göreceksiniz. Kardeşlerim, işte medrese bu. alimi böyle abid, zahid, insanlığın kurtuluşuna kendisini kendilerini feda eden diğer gam insanlar. Onun için yüreklere büyük imzalar attılar. Asla silinemez imzalar attılar. Onların adları anılır arkalarından rahmetullahi aleyhim Allah'ın rahmeti bereketi üzerlerine olsun diye Müslümanlar her kuşaktan her asırdan onların ardından dua eder yani bizde ifamda hiçbir şey yok okuduklarımız onlardan aldıklarımız onların bereketi onların bereketi de Kur'an-ı Hakimin sünnet-i seniyenin lütfu bütün bunların hulasası, bütün bunların zirvesinde Rabbimizin ihsanı Allah Azze ve Celle'nin inamı var kardeşlerim işte bu derslerle evinize o muhteşem zamanlardan bir koridor açılıyor. O kudema bezmine, onların meclisine, onların halkalarına bu dersler sizi davet ediyor. Onlarla berabersiniz, onlarla birliktesiniz. Esasında burada kardeşlerim fıkıhtan, tefsirden, Hadisten okurken hep o halkalar, o halkalardan aldıklarını size taşıyorlar. Ne mutlu ki Allah Teala sizi o halkalara, ulemanın, kudemanın halkalarına bizim değil, onların halkalarına sizi de, bizi de varis eyledi. Allah Teala'ya hamd ediyoruz. Hanım kardeşlerim daha gayretli diyor arkadaşlar bu noktada. Elhamdülillah, Efendimiz aleyhisselam zamanında da kadınların cihadı büyüktü. E, tarih içinde onlar çok büyük vazifeler ifa ettiler, eda ettiler. Tabakat kitapları ciltler dolusu o alime, mücahide, abide, zahide kadınları yazdı. İnşallah hanım kardeşlerim, erkek kardeşlerim devam ederseniz Ramazan-ı Şerif'ten sonra bir program hazırlayacağız. Aynı şekilde devam edecek. İnşallah bu program sizi medresede ders okutur hale getirecek kardeşlerim. Devam ediyoruz. Üçüncü isimdeyiz. Er-Rahim adı Celle Celalu. Rabbimizin Rahim adını dün lafzayı celali konuşmuştuk. Rahman kelimesini anlamaya çalışmıştık. Şimdi Er-Rahim Celle Celaluhu Rabbimizin bu adını anlamaya çalışacağız kardeşlerim. Rahman dünyada Müslüman kafir ayırmadan bütün mahlukata, hayvanata, insanlara rahmetiyle muamele etmesi demekti. Rahim ise sadece ahirette müminlere rahmet edecek, lütufta, ihsanda bulunacak. Rahim ismi bize bunu anlatır kardeşlerim. Alemde ne görüyorsanız hepsi Allah Teala'nın rahmetinin bir tecellisidir. Yani o merhamet etti, beni yarattı, seni yarattı, diğerini yarattı. Rahmetinin bir tecellisi. Yine rahmetinin bir tecellisi ki biz bu dünyadayız. Nelere muhtaçsak Rabbim onları da yarattı. Suyu yarattı, havayı yarattı, yiyeceğimiz gıdaları vesaire bütün bunları yarattı. Peki Allah Teala'nın Rahman olan, Rahim olan Rabbimizin rahmetini üzerimize çekebilmek, celbedebilmek için ne yapmak lazım? وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Buyuruyor ki Allah'a, Resulüne itaat edin ki rahmete muhatap olasınız. Rahmete muhatap olabilmek için Allah'a, Resulüne itaat ediniz. O halde itaatimiz olursa sahabe-i kiram gibi onlar nasıl Efendimiz Aleyhisselam'a teslim oldular? ayet kelimeleri duydular. Semi'na ve ata'na dediler. İşittik ve itaat ettik dediler. Gençlerin bir hayatı vardı. Onların da kendilerine göre bir eğlence kültürü vardı. Tırnak içinde söylüyorum. Kadınların İslamsız bir hayatı vardı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam'ı duydular. Onu gördüler, ona baktılar, iman ettiler. Önceki hayatlarını bütünüyle reddettiler bir daha geriye dönüp bakmadılar. Et tevbetu nedametun. Tevbe pişmanlıktır. Ne zaman hatırlarına düştü önceki hayat gözlerinden yaşlar seller gibi boşaldı. Öyle bir teslimiyetleri vardı. O halde kardeşlerim Allah Teala Rahim onun rahmetini üzerimize celp edebilmek için evvela itaati kuşanmalı sonra ve hada kitabun enzelnahu mubarakun fettebi'uhu vettequ allekum turhamun Allah Teala bu mubarek bir kitaptır buyuruyor kitabun enzelnahu mubarakun fettebi'uhu yani ona tabi olun vettequ ve takvayı kuşanın leallekum turhamun merhamete muhatap olabilmek için likey turhamu yani Müslümanlar bir Allah Teala'ya itaat edecek, Resulullah Aleyhisselam'a teslim olacak, sonra muttaki olacaklar. Takva demek kardeşlerim, dikenli bir yolda yürüyorsunuz, ayağınızda ayakkabılar yok, dikenler ayağınızı kanatmasın diye nasıl bir dikkatle yürüyorsunuz ya da mayınlı bir alanda yürüyorsunuz, siz de derin bir rikkat, dikkat hali var. İşte dünya, şeytanın mayınları döşenmiş bu dünyaya. Öyle yürüyoruz, sağımızda tuzaklar, solumuzda tuzaklar, önümüzde tuzaklar var. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli İblisin hucumları var, saldırıları var. Peki müminler, Müslümanlar kendileri nasıl koruyacaklar? Allah Azze ve Celle'ye teslimiyetle, Kur'an-ı Kerim'e teslimiyetle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine teslimiyetle. Bu ikisi kale kardeşlerim. Ulema da bu iki kalenin içine girerek kendilerini korudular. Onun için bir grup tarihselcilik üzerinden Kur'an-ı Kerim kalemize saldırıyor. Öteki grup sünnet seniyi inkar ederek sünnet seniye kalesine saldırıyor. Biliyor ki oryantalizma eğer çocuklar sünnet seniye kalesinin içinde yetişirler, o ufukta gelişirlerse onlar Enes bin Malik olurlar. Onlar Abdullah bin Mes'ud, onlar Ammar, onlar Usame olurlar, Enes olurlar. Bu korku var onlarda. Onun için sünnet seneyi itibarsızlaştırma mücadeleleri var. Ama siz evlerinizi medrese yapacaksınız. Çocuklarınıza anlayacağı şekilde buradan dinlediklerinizi aktaracaksınız. Bu büyük tuzağı beraber çözeceğiz. Beraber derken ümmet olarak çözeceğiz kardeşlerim. Onun için bu dersleri yalnız başınıza dinlemeyeceksiniz. Komşularınız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz, onları da haberdar edeceksiniz. Yani bir fitne varsa وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَ Eğer fitne umumi ise o zaman umumi bir mücadele, bir seferberlikle ancak bunun üstesinden gelebiliriz kardeşlerim. Allah Teala pasif bir Müslüman olmaktan sakının buyuruyor. Böyle bir fitneden kendinizi koruyun ki sadece zalimlere isabet etmiyor. Sessiz kalanlara geliyor, onları da buluyor. Allah Teala bizi diliyle, eliyle, diliyle, fikriyle mücadele eden müminlerden eylesin kardeşlerim. Müslümanlar Er-Rahim adını telaffuz ederler. Ahireti düşünürler. Mahkeme-i Kübra'yı tefekkür ederler. Orada Allah Azze ve Celle iman eden, ona kulluk eden kullara rahmetiyle nazar edecek. O düşünceyle onların verdiği Er-Rahim Celle celaluhu Rabbimi bu ismiyle müminler, Müslümanlar tesbih ederler. Fakat bu ismi tesbih ederken şöyle bir bağlantı da kurarız kardeşlerim. Nasıl bir bağlantı kurarız? Ya Rabbi Er-Rahim. Sen Rahim, sen Rahmansın. Dünyada bize rahmetinle muamele ediyorsun. Bizden karşılık almadan bu havayı veriyorsun. Hani hazır suyu bir defa verirlerse ikinci de vermezler. Evinize aldığınız suyun bir bedeli var. Peki ya o suyu asıl olarak veren kim? Oksijen bizim için sudan daha önemli ama onu bedava alıyoruz. Allah Teala onu hiçbir devletin güdümüne bırakmadı. Herkese veriyor. Eğer öyle olsaydı güçlü olan devletler zayıf olanları oksijen vermezler, yok eder, öldürürlerdi. Ama Rabbim yarattığı insanı biliyor kardeşlerim. Bütün bunlar onun rahmetini göstermiyor mu? O Rahman, o Rahim ahirette de bizi bırakmayacak. Rahmetiyle muamele edecek. Biz bunu düşünüyoruz, dünyaya geliyoruz etrafımızda kimler varsa onlara karşı merhameti kuşanıyoruz. Ya Rabbi madem ki sen Rahman bize şefkatinle muamele ediyorsun. Ahirette rahmetin bizi kuşatacak, kucaklayacak. O halde rahmetine muhatap olabilmek için ben de kullarına merhametle, şefkatle yaklaşayım, yaklaşacağım ya Rabbi diyoruz. Kardeşlerim, Müslüman bu ismi telaffuz edince bakıyorsun onun hayatı kafirin hayatıyla yüzde yüz daha farklı. Arada geceyle gündüz gibi bir fark var. Müslüman hayatıyla kafirin hayatı arasında geceyle gündüz, beyazla siyah, yerle gök kadar bir fark var. Birkaç tane örnekle mevzuyu izah edelim. Zengin bir adam, milyarları var ama imanı yok. Yaşar, 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 ölür bu adam, ayrılır gider. Ayrılıp gidince muhacirler, yetim çocuklar, dul kadınlar bu adamın ölümünden haberdar olur mu? Olmaz. Çünkü yaşarken onlara faydası yoktu ki. Yani zekatı bilmiyor, sadakayı bilmiyor. Kapitalizma kazan kazan, devlete vergini ver, karışmaz gerisine. Bunun için kapitalizmanın olduğu yerde sosyal patlamalar olur. Ama İslam öyle değil. Zengine diyor ki devlete vergini vereceksin. Bir de fukaranın bu malda hakkı var. emwalihim, اَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ mahrum. Ona da vereceksin. Fukaranın hakkı var diyor. Yani geldiği zaman başına kalkma, azarlama, sanki ona hakkını veriyorsun, öyle davran diyor. Peki bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'ın terbiye ettiği Müslümanlar nasıl? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ li اللّٰهِ Onlar yetime veriyorlar, dul kadına veriyorlar, muhtaç olana esire veriyorlar, ama muhabbet de veriyorlar. Sevdikleri malı veriyorlar. Sevdiklerinden veriyorlar. Ve sonra diyorlar ki asla biz sizden teşekkür vesaire istemiyoruz. Plaket istemiyoruz. Adımızı sağda solda almayın. Hiçbir yerde bizim adımızı telaffuz etmeyin. Eğer buna riya karışırsa o zaman mahşerde Rahim olan Rabbimin merhametine ben nail olamam. Ben bunu madem ki Rahman olan Allah Azze ve Celle bana ihsanla bulundu. Bu mülkü verdi, bu serveti verdi. Benim de iki tane ayağım var, iki tane elim var. Başım da, gözüm de onlar gibi. Fakir olanlardan beden itibariyle farkım yok. Belki o adam daha zekidir.'' Ama sen bana verdin ya Rabbi. Rahman olarak bana merhamet ettin. Şimdi ben bir imtihandayım. Acaba senin sair kullarına merhamet edecek, verdiklerinden onlara ikram edecek miyim diye Müslüman bunu düşünür, verir, infak eder. Osmanlı'ya baktığınız zaman şu kadar vakıf vardı kardeşlerim. Zengin olanlar yaşadılar, çocuklarına mallarından bıraktılar ama önemli bir bölümü neredeyse imkanı olanların tamamı geride ya bir cami yaptı ya bir medrese bıraktı onun yanında dükkanlar yaptı o medreseyi o camiyi baksın diye böyle eserler bıraktılar öyle ayrıldılar dünyadan niçin Allah Teala'nın rahmetine ona talipler Rahim yani o Rahim Celle Celalu muhatap olabilmek için şey yapmamız lazım. hemen kana yerucu liqa rabbih felyamel amelen saliha. Allah Teala'ya ulaşmak istiyorsak, ulaşıp da rahmetine muhatap olmak arzusundaysak o zaman kardeşlerim ameli salihimiz olacak. Rahim Celle Celalu. Bu isim bizi ona sevk ediyor. Osmanlı'da, Selçuklu'da, ondan öncesinde, şu kadar vakıflar var, medeseler var, yapmışlar bunları. Şifahaneler yapmışlar, hamamlar yapmışlar, insanlar gelsin, yıkansın diye. Kervansaraylar yapmışlar, bugün olduğu gibi oteller yoktu. Gidenler, bir şehirden başka bir şehre, kervan saraylarda kalırlar, oralarda konaklarlar, üç gün kalırlar, bir ücret ödemezler. Hem onlara bakılır, hem hayvanlarına bakılır. Sonra ayrılır, 40 kilometre sonra akşam olduysa başka bir handa orada gecelerler. İki bu han sahipleri para almazlar. Niçin bu hanları o tarihlerde yaptılar? Allah Teala'dan karşılığını bekliyorlar. Kardeşlerim, bir eser yaptınız. Üzerinden asırlar geçti. Adı yok, yapanı belli değil, banisi kim, vakfeden kim. Bununla alakalı en küçük bir kayıt yok. Belki de o medrese yıkıldı. Taşları bile kalmadı. Ne kadar medrese yıktılar, Rumeli'de yıktılar, Buhara'da, Semerkant'ta alem İslam'ın farklı noktalarında Türkiye'de bile ne kadar medrese yıktılar, yerlerini kimisinin tuvalet yaptılar, iş yeri yaptılar, camileri bile iş yerlerine çevirenler oldu tek parti döneminde. Bunları bu milletlere yaptılar, biliyorsunuz onları. Peki yıktılar diyelim medreseyi. Müslüman onu dişinden tırnağından biriktirerek yapmıştır. Allah Teala'nın huzuruna gidince onun sevabından mahrum olur mu? Olmaz. Onu yıkanlar onun cezasını elbette görecekler. Müslümanlar büyük ecirlere, mükafatlara nail olurlar. O medreselerde kaç tane talebi okudu, kaç alim oldu. O alim olanlar sonra memleketlerine döndüler. Oralarda medrese açtılar. Onlar diyardan, uzaktan, yakından gelenlere Ulum İslam'ı okuttular. Onlar da kendi beldelerine döndüler. Oralarda medreseler kurdular. Oralarda halkalarda dersler okuttular. Onlar icazet verdiler. İlim bu şekilde yayıldı. O ilk medrese, yapılan medrese yıkılmış olsa bile bugün okuduklarımızda o medreseden bir pay varsa o alimin amel defterine yazılıyor kardeşlerim. Allah Teala'nın yolunda aşkla muhabbetle hizmet edince Rabbim de Rahman ismiyle dünyada Rahim celle celaluhu ismiyle ahirette tecelli ediyor. Rahmetiyle bizlere muamele ediyor kardeşlerim. Ya da Allah Teala'nın rahmeti bir annenin dünyasında nasıl tecelli eder? Rahman o rahim o anne çocuğuna karşı merhameti kuşanıyor. Kimin ne kadar yaşayacağını bilmiyoruz kardeşler. Bakıyorsun kadının erkeğin sağlığı yerinde ama sabah bir olay zuhur ediyor. Bir kriz vesaire vefat ediyor. Allah Teala hepimize hayırlı ömürler ihsan buyursun. Sonunda imanla irtihalle bizleri Allah Teala şereflendirsin kimi genç gidiyor, kimi yaşa ayrılıyor bu dünyadan. Bir anne düşünün, evlatları var, küçük bir kızı var, kızını terbiye ediyor, telkin ediyor, anne genç yaşta ölüm meleği geliyor, ruhunu kabz ediyor, ayrılıyor dünyadan. Annenin terbiye ettiği yavru, İslam terbiyesiyle büyünüyor, büyüyor. Sonra evleniyor onun evi oluyor. Onun çocukları oluyor. O anne anneden gördüklerini kendi çocuklarına anlatıyor, terkin ediyor. Onun da evi İslam okulu oluyor. Sonra o çocuklar büyüyorlar. Onlar evleniyorlar. Onların çocukları, sonra o çocukların çocukları aradan asırlar geçiyor. Belki 20'sinde, belki 30'unda, 40'ında bir anne geride 10 yaşında bir kız çocuğu bırakarak ayrılmıştı bu dünyadan. Onu bırakmıştı. Ama Kur'an-ı Hakim'in talebesi bir evlat bıraktı. Sünnet-i Seniyye hayatında olan bir evlat bıraktı anne ve ayrıldı dünyadan. Ahirette o anne. Fakat asırlar boyu o çocuk kendi çocuklarını, onlar kendi çocuklarını, okutmaya devam ettikçe annenin amel defterine yazılıyor kardeşlerim hani Allah Teala bize Hazreti Hanne'yi anlatıyor Anne, İz kaleti muratu imrana rabbi inni nezertu leke ma fi batni muharraran ve tekabbel minni İz muratu mura'atu rabbi İmran'ın eşiydi Hazreti Anne. Dedi ki ya Rabbi bana bir evlat verirsen senin yolunu adayayım. Allah Teala ona bir evlat müjdeledi ama eşi vefat etti. Sonra inni nezeru leke ma fi batni muharraran fetecbel minni anındakini yoluna adıyorum ya Rabbi dedi. Adadı bekliyordu ki erkek olacak, Kudüs'te hizmet edecek. Fakat kız çocuğu dünyaya geldi. O kız çocuğu Meryem oldu. Ama o Meryem iffetin abidesi, iffetin anıtı oldu. Hz. Hanne'nin amel defteri, Hz. Meryem'in, Hz. İsa aleyhisselamın yaptıklarından dolayı kapanmayacak. Tabi şimdiki Hristiyanlar dini bozdular. E bunların günahı elbette onlara yazılmaz kardeşlerim. O halde mümin, müslüman, Allah Teala'nın Rahman oluşunu, Rahim Celle Celaluhu oluşun düşünecek. Madem ki Rabbim bana merhametiyle dünyada, ahirette muamele edecek. O zaman ben neden O'nun kullarına rahmeti ulaştırmayayım, bereketi ulaştırmayayım? Rahmet demek kardeşlerim, İsalul hayri ilel gayr, <laughs> hayrı, güzelliği, bereketi başkalarına ulaştırmak demek neden muzdariplerin yardımına koşmayayım. İşte Rahman ve Rahim isimlerinin bir tecellisidir ki bu millet şu kadar yardım kuruluşu kurdu. Afrika'da, Arakan'da her yerde onları görüyorsunuz. Ümmet nerede zor durumda bu milletin evlatları oralara gidiyorlar. Onlara sizlerin yardımlarını ulaştırıyorlar. Allah Teala sizlerden ebediyel ebed razı olsun kardeşlerim. Yani bir doktor hasta geldi gariban tebessüm ediyor, ilaç parasını cebine koyuyor ya da muayene parası almıyor, gönderiyor hastayı. Neden? Rahman ve Rahim isimleri onu kuşasın diye. Bir mühendis, gariban, kaç kişi yardım ediyor, ev yapacak, evinin projesini çiziyor ama para almıyor, ücret almıyor. Rahman ve Rahim isimlerinin onun kalbinde, onun yüreğinde tecellisi olarak o kardeşine ikramda bulunuyor. Kardeşlerim, kafirler bu dünyada yaşarlar. Kiminin hanları olur, kiminin katları olur, kiminin gök derenleri olur, oradalar. Sitelerde yaşayanlar olur, mükellef bir kısmının hayatı vardır görürsünüz onları. Fakat onların dünyaları buradadır. Buradan öteye gitmez. Ölünce onların dünyasında her şey biter kardeşlerim. Her şey onların dünyalarında biter. Ahirette hiçbir şeyleri yoktur onların. Fakat Müslümanlar bu dünyada yaşarlar. Zaman zaman zorluklar da çekerler. Eğer evlerini, İslam okulu, İslam medresesi yaptılarsa, böyle bir hayatı yaşadılarsa onlar ölecekler. Çocuklarını geride bırakacaklar ama وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Ey genç yaşta ya da ileri yaşlarda ayrılıp geri de evlatlarını bırakanlar, o halde ahirete irtihal edenler, çocuklarınız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın izinde yürüyorsa, imanınızın bereketi olarak Allah Teala onları babalarının makamına çıkaracak. Orada buluşacaklar. Yani bu dünyada bir ayrılık var ama orada buluşma var. Dedemiz, babamız, yakınlarımız vefat etti. Ardından bir hüzün oluyor yüreğe hüzün düşüyor. Fakat şuradan bakıyoruz, benim ne kadar ömrüm var? 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl, şu kadar vesaire. E peki her güneş battıkça gün azalıyor, yaklaşıyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a, Ali'ye, sahabeye radıyallahu anhum yakınlarımıza, dedelerimize, ninelerimize onlara yakınlaşıyoruz. İşte hayat bizi bir ustata götürüyor kardeşlerim. Er-Rahim ismini tesbih eden bir mümin, bir Müslüman. Yani Allah Azze ve Celle bu isim ona der ki sadece müminlere ahirette rahmet edecek. O rahmet ahirette sadece müminleri Müslüman olanları kuşatacak. O halde onun dünyasında bir pencere açılır. Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Yani onlar kafire karşı mustakim dururlar, vakarlı dururlar, azametlerini izahar ederler. Ama Müslümanlara merhametlerini gösterirler. Kafire şedid, mümine, müslümana karşı merhametlidir onlar, merhameti kuşanırlar. Neden? Er-Rahîm Celle Celâluhu. allah Teala madem ki ahirette sadece mümin kullarına rahmet edecek, o halde sen müslümanla kafiri birbirinden ayırt edeceksin. Kâfiri doz eğilmeyeceksin, doz edilmeyeceksin. Ya eyyühellezine amenu la tettehidul yehuda ve nasara evliya ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirinin dostudur. Yahudileri, Hristiyanları Ey müminler, Müslümanlar dost edinmeyin. Senin dostun Arakanlı, senin kardeşin Doğu Türkistanlı. Sen onlarla omuz omuz olacaksın. Kim? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa rengine ırkına lisanına bakmadan kardeşim deyip kucaklayacaksın. Kardeşlerim Müslümana merhamet kafire öfke Üstad vasiyetini onunla bitiriyor. Diyor ki sizler Allah'ı Allah dostlarını ve düşmanlarını, özellikle düşmanlarını unutmayınız. Bütün muhabbetinizi Allah, Resulü ve müminler üzerinde toplayınız. Bütün öfkenizi de Allah'a, Resulüne ve müminlere düşman olanlar üzerinde toplayınız. Kardeşlerim, Muhammedur Resulullah, bu ayet-i kerimeyi düşündüğümüzde, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بدا يانا rahim جل جلاله bu ismi şerifi koyuyorsunuz Allah Teala sadece müminlere merhamet ediyor o zaman kafirlerle olan bütün ilişkilere paydos diyorsunuz yani onlarla ticaret yapabilirsiniz Müslümanlarla açıkça savaşmıyorsa ama dost olmayacaksınız dostluklarını reddediyorsunuz. Kardeşlerim, Allah Teala Er-Rahim Celle Celaluhu ismi şerifini telaffuz ederken bu hakikatleri, bu manaları düşünmeye bizleri muvaffak eylesin. Kardeşlerim dördüncü isim El Melik. Allah Teala o Meliktir. El Melik Celle Celalu, mülkün sahibi, mülkün maliki. Bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz ne kadar alem varsa, alemler varsa bütün bunların meliki, maliki, sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Kıyamette kıyamet koparken sorulacak limenil mulkul yevm bugün mülk kimin, saltanat kimin, nerede Allah Teala'nın ayetleri bu asırda, bu çağda uygulanmaz diyenler nerede onlar? Ölmediler mi bundan önce yaşayanlar? Öldüler. E şimdi yaşayanlar onlar da ölecekler. Peki kıyamet kopunca Allah Azze ve Celle arzı dürünce soracak limenil mulkul yevm Bugün saltanat kimin? Hadi konuşun bakalım. Alemi İslam'ı kan gölüne çevirenler neredesiniz? Neden sesiniz çıkmıyor? Kur'an-ı Kerim'i çiğneyenler, ezanları Allahu Ekber'i susturanlar, İslam kadınlarının örtüsüne ellerini uzatanlar, zalimler, kafirler, faciller neredesiniz, neredesiniz? limenil il mulkul yevm lillahil vahidil kahar Ses kesilecek insanlardan. Kimse cevap veremeyecek. Allah Azze ve Celle bugün sözde, hükümde kahar olan gücü, kuvveti, azameti karşısında hiçbir güç duramayan Allah Azze ve Celle'nin diyeceği. Kardeşlerim o günü göreceğiz. Yaşadığımız bir dünya var ama bu dünyadan geldiğimiz gibi ayrılacağız. Sallallahu Geldiğimiz gibi ayrılacağız kardeşlerim ve sonra önümüzde bir diriliş var işte. Kıyamet var. O zaman bu ayet kulaklarımıza değecek. Fakat korkudan cevap vermeye kimsenin mecali olmayacak. Bakın mezarlara kimse konuşabiliyor mu? Kafirlerin makberlerine bakın, mezarlıklarına bakın. Kimse konuşabiliyor mu? Yok. Ses yok. Ne bir haber, ne bir ses verirler kardeşlerim. Madem ki dünyanın bizden önce sahipleri, malikleri geldiler, gittiler bu dünyada. Bir şeye sahip oldular. Ama sonunda sahip olduklarını bırakıp da gittiler. O halde ayrıldılar. Madem ki dünyalıklara, hanlara, fabrikalara, mülklere sahip olanlar bir gün ayrılıp gidiyorlar, o halde insan malik değil. İşte Melik Celle Celaluhu bana diyor ki neden o ev için, arsa için, araba için, şunun bunun için kavga edersin? Kardeşinle, babanla, amcanla, halanla nedir aranızdaki bu husumet? Niçin bunları yaparsın? Sen bunun sahibi değilsin ki senden öncekiler neredeler? Adları yok. Adam o yeri nasıl almıştı yüz yıl önce? Ne kavgalar vermişti o yerle alakalı? Ama şimdi yüzyıl önce oranın sahibinin kim olduğunu bilmiyorsun. İstanbul'da, Eminönü'nde, Fatih'te öyle yerler var ki onlar için insanlar kim bilir ne mücadeleler verdiler. Ama şimdi oralarda evler var, apartmanlar var. Orada oturanlar, oralar için mücadele verenlerin kimler olduğunu bilmiyorlar kardeşlerim. Unutulacağız bu dünyada. El-Melik ismi, sen malik değilsin ey İhsan, Ahmet, Muhammed, Fatıma, Hatice, Zeynep, sizler malik değilsiniz. İnsan evet bir takım şeyler elinde olabilir. Ama bu mecazidir kardeşlerim. Veren Allah Teala, alan da o olduğuna göre o halde insan gerçek bir şeyin sahibi değildir. Ancak Allah Teala'nın takdir ettiği zamana kadar elimizde o dünyalıklar emanet olarak duruyor. Bir çobana sormuşlar. Demişler ki bu koyunlar kimin bu kadar bu vadiyi kaplamışlar? Allah Azze ve Celle'nin ölene kadar da bana emanet verdi demiş. Yani belki ölene kadar da gitmeyebilir. Başka bir şekilde Allah Teala elden alabilir. Cenab-ı Hak bize bu şuuru ihsan etsin. O halde kardeşlerim, Melik isminden nasibimiz ne olacak? El Melik Celle Celaluhu derken valisin, bakansın, memursun, zenginsin, mülklerin var, şu var, bu var. Ya ben buranın sahibi değilim ki benden öncekiler neredeler? Bir kısmı uzaklaştı buradan. Ötekiler onlar da öldüler, atları unutuldu, gitti. Onu söylüyor. Yani o koltuklar bize onu söylüyor. Mülkler bize onu söylüyor. Mezarlar bize bunu ilan ediyor. Fakat insanlar uykuda kardeşlerim ölünce uyanacaklar. Fakat ölünce uyanmanın da bir faydası yok. Allah Teala bu isimle El Melik Celle Celaluhu bununla bizleri uyandırsın. Evlana Hazretleri Mesnevi'de bir merkebin hikayesini anlatır sinekle beraber. Merkep giderken işte bir yere ayağını basar, sonra oraya bevleder, orada idrar olur. Evlana Hazretleri Mesnevi'de sidik var orada diyor. Sonra bir saman çöpü düşer oraya. Bir sinek de gelir, konar saman çöpünün üzerine. Der ki ben mektepte okumuştum. Kaptanı deryalık nasıl olurdu? Yelken açılır nasıl? Denizlerde, okyanuslarda gidilirdi. Şimdi bizzat ona sahip malik oldum. O merkebin bevletmiş olduğu yer, oradaki idrar birikintisi, burası bir deniz, bir umman der. Bu saman çöpü de büyük bir gemi, ben de onun kaptanı deryasıyım. Sineğin baktığı alan ufku ne kadarsa gördüğü alan da o kadar oluyor kardeşlerim. Sinek bu kadar görüyor. İdrar var, saman çöpü var. Orada kendini kaptanı derya zannediyor. Ne zamana kadar? Merkep başka bir merkep oradan geçip idrarın üzerine ayağıyla basana kadar. Bir basıyor, ne saman çöpü ne sinek kalıyor. Hepsi yok oluyor toprağa karışıyorlar. Mevlana Hazretleri bunu anlatır. İnsanı Kur'an-ı Hakim'in gölgesinde düşünmeye davet eder. Yani varlıkların ufku kendi kabiliyetlerine göredir. Sineğin ufkuyla bakışıyla, kartalın bakışı elbette bir olmaz. Önünüzde bir su var, bakıyorsunuz böyle, berrak bir şey görüyorsunuz. Ama mikroskopla baktığınız zaman, belki içinde mikrop, mahşere dönmüş mikrop mahşeri görüyorsunuz yani gözünüzle nereden nereye bakıyorsunuz kardeşlerim yani biz bir dünyadayız yaşamış olduğumuz dünyada eğer kalbimizle bakabilirsek Allah Teala gözümüze bir güç verecek eğer kalbimiz karardıysa o zaman gözlerimiz yani bakacak ama o bakışlar hayvanların bakışlarından çok farklı olmayacak. Onun içindir ki insan mal için, mülk için kavga eder, onunla bununla bozuşur, sonra kavga ettiği bütün malları bırakır dünyada, ayrılır gider. Aklı olan birisi, gören birisi gözle bakıyor, o mal için geri de bırakacağı mülk için Belki de geride kalanlar bir daha onun üzerine kavga edecekler. Bunun kavgasını verir mi kardeşlerim? Elbette vermez. İşte Müslüman Allah Azze ve Celle'nin melik oluşunu düşünecek. El melik Celle Celalu, Malik odur. Yeryüzünün sahibi odur. O halde madem melik o her şeye sahip o benim de sahibim o diyecek. Neden başkalarının önünde eğiliyorum? Müslümana el melik celle celalu bir izzet verecek. Kardeşlerim, Yezid'in bir valisi vardı. İbn Hubeyra Irak valisi Bassa'da da valilik yapıyor. Bir gün Muhammed bin Sirin, İmam Şabi ve Hasan Basri'yi çağırıyor yanına. Diyor ki bildiğiniz gibi ben valisiyim Yezid'in. Fakat şimdi bir postacı geldi. Bir emir, bir talimat gönderdi bana Yezid. Yani yapacağım onu fakat vicdanım kabul etmiyor. Ben bunu nasıl yaparım? Allah Teala'ya bunun hesabını nasıl veririm diye. Muhammed bin Sirin'le İmam Şabi rahmetullahi aleyh yap diyorlar. Öldürür yoksa bu adam takiye yap diyorlar. Sonra Hasan Vasiye dönüyor. Diyor ki üstad siz ne buyurursunuz? Diyor ki Allah Teala'dan kork, yezitten korkma. Ve in yemseske Allahu bi zurrin fela kaş felehu illa hu. Ve in bi hayrin fela radde li fadli. Eğer Allah Azze ve Celle bir kuluna zarar vermeyi, musibetle imtihan etmeyi murad ettiyse, Kimse o belayı kaldıramaz. Kaldırabiliyorlar mı? Hastalıktan insanlar hadi kurtulsun bir anda. Bu kadar hekim, bu kadar doktor, bu kadar ilim adamı çalışıyorlar. Malik Allah Azze ve Celle El Melik Celle Celalu. Mülkünde ne buyurduysa o oluyor kardeşlerim. O halde diyor sana zarar veremez kimse. Allah Teala zarar murad ettiyse kimse kurtulamaz kurtaramaz seni. Allah Teala hayır murad ettiyse kimse de buna engel olamaz. O halde inna Allaha yemnauke min Yezid ve inna Yezid la yemnauke min Allah. Allah azze ve celle seni Yezid'den korur. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı El-Melik Celle Celaluhu ateşin içinde koruduğu gibi اِنَّ اللّٰهَ يَمْنَعُكَ مِنْ يَز۪يدٍ Allah Azze ve Celle seni Yezid'in zulmünden korur ama Yezid seni Allah'ın narından koruyamaz. Muhteşem bir cümle kardeşlerim. Devamında diyor ki sen ey Irak valisi sarayın orada imkanlar bir gün bu saraydan bu salonlardan ölünce Ölüm meleği gelince ayrılacak, daracık kabre gireceksin. Orada seni yezit değil, amellerin kurtaracak. Onun için bu ümmetin uleması Allah'a Azze ve Celle'ye ihanet etmediler. Düşündüler. İmam Azamlar, İmam Malikler, Ahmet bin Hanbeller, İmam Şafiler kırbaç yediler ama o kabri düşündüler. Biliyorlardı ki amelleri onları kurtaracak. Ahirette o sultanlar onları Allah Azze ve Celle'nin narından kurtaramaz. Kardeşlerim, dünyaya buradan bakıyorsunuz. Hayata buradan bakıyorsunuz. O zaman görüyorsunuz ki Vallahu yahkumu Allah hükmediyor. diyor. Ama hiç kimse Allah Teala'nın hükmünü geri çeviremez. Nerede yezitler? Nerede Karunlar? Nerede zalimler? Hepsi ayrıldı dünyadan. Ve ileyhi yurucaul emru. Her şey ona dönüyor. El melik olan Allah Azze ve Celle'ye. Biz de ona döneceğiz. Orada bir hesap var. Dünyada bir takım şeylere sahip olabiliriz. Malik olabiliriz. Ama bütün bunların nihayetinde kardeşlerim Allah Azze ve Celle'ye dönüş var. El Melik ismi Müslümanın diline düştüğü zaman zihnine düşünce tevazuyu kuşanıyor. Evet bir takım makamlara sahip. Mala mülke sahip. Fakat El Melik Celle Celalu diyor ki nerede deden? Nerede dedenin dedesi? Onlar hep ahirete gittiler. O halde sen Melik değil. Sen Malik değil. Sen yani emanetçisin. Allah Teala'nın buyruklarına göre tasarrufta bulun. Bu ismin önünde Müslüman tevazuyu kuşanıyor. Tevazuyu kuşanınca وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el melik Celle Celaluhu bu ismin önünde tevazuyu namütenahi derecede kuşanmıştı. Allah Teala da onu yüceltti minarelerde. Allah Teala'nın adıyla beraber Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek onun adını müezzinler. Günde beş defa bütün bir aleme ilan ediyorlar. Kardeşlerim eğer biz de El Melik Celle Celaluhu diyoruz, tevazuyu kuşanıyorsak Allah Azze ve Celle sizin de ahiretinizi öyle bereketlendirecek, öyle yüce, büyük makamlar seyhisan edecek. Yani hayat şöyle gidiyor. Bir tarafta Karunlar, Firavunlar var, onlar ben diyorlar ben. Sahip benim, malik benim. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Her şey benden dedi. Her şeyi ben aldım, ben sahip oldum, maliki benim dedi, Karun böyle dedi ama yok oldu gitti. Nerede Karun? Yok şimdi. Kale innemâ utituhu ala ilmin indi. Vermiyorum dedi. Neden vereyim? Niçin fakire vereyim? Çıktı böyle servetiyle gösteri yapardı panayır gibi ama şimdi onun neslinden bir kişi kalmadı. Hiçbir şeyi kalmadı Karun'un. Allah Teala yerin dibine geçirdi onu. an da öyle oldu. Ben diyen adamlar öte tarafta biz hiçbir şeyiz ya Rabbi. Biz El Melik Celle Celaluhu diyoruz. Yani Müslümanlar El Melik Celle Celaluhu diyorlar. Allah Azze ve Celle'nin adını telaffuz ediyorlar. Tevazularını izhar ve ilan ediyorlar. Kardeşlerim Ayasofya açıldığı gün namazı orada kılınınca Selim Hocam arkadaşlar vardı. Oradan Eba Yübel Salih Hazretleri'ni ziyarete gitmiştik. Tam içeri girdim. Orada imam kardeşim sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor birisi orada. Kulillahumma malikel mulk tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke min men teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tu'zillu men teşâ bi yedikel khayr ve ayet kerimeyi okuyor. Kulillahumma malikel mulk Ey mülkün maliki olan Allah'ım tu'til mulke men teşâ Mülkü, saltanatı dilediğine verir وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء Dilediğinden alırsın. وَتُعِزُ مَنْ تَشَاء Dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil edersin. Bu ayet-i kerimeyi okuyor. İçeri girince dedi ki hocam gel istersen oku dedi. Böyle uzakta duruyorduk arada engel vardı. Ziyaretçiler geçiyorlar. Olur kardeşim dedim. Gittim ben de bu sayfa o ayet-i kerimenin olduğu sayfayı okudum. Kur'an-ı Kerim'de bir bereket var, size yol gösterir. Öyle zamanlarda, öyle ayetlerle karşılaşırsınız ki o yolunuzu açar. Yani bu ayet diyordu ki, evet Allah Azze ve Celle sizler İslamiyet'ten uzaklaşınca Ayasofya'yı elinizden almıştı. Abdülhamit'i, İslam devletini yalnız bırakan bir millet Ayasofya'yı göz yaşlarıyla kaybetmişti. Zorla ellerinden almışlardı Ayasofya'yı. Şimdi açıldı. Ayasofya'yı kiliseye çevirmek isteyen Batı zihniyeti bugün itibariyle iflas etmiştir. Kulillahumma <laughs> malikel mulk tu'til mulk, men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ diyor ki ayet kerime, ey müminler Müslümanlar izzeti arıyorsanız Allah'ın buyurduğu kitaba koş, Allah'ın buyurduğu yerde durun. Allah'ın indirdiği kitapla amel edin. Edin ki Allah Teala size heybet versin. Kardeşlerim evet Allah Azze ve Celle Melik'tir. Melik Celle Celalu. Fakat mal verir, saltanat verir, iktidar verir, güç verir. İnsanlar bunlarla heybet kazanırlar. Müslüman bunda heybet aramaz ama bunlarla insanlar heybet kazanırlar. Yani Yavuz'un, Fatih'in, Süleyman'ın zamanındaki heybetimiz var mı dünyada? Batı'da o gün Osmanlı'nın, Müslümanların nasıl bir itibarı vardı? Kim verdi o mülkü? Allah Azze ve Celle verdi. İnsanlar da böyledir. Bakarsın birisi çok zengin bir adamdır. İnsanlar etrafına gitmek, onunla konuşmak isterler, oturmak isterler. Para ona bir heybet verir. İnsanların nazarında böyledir. Öyle bakarlar. Veya birisinin makamı var. Başbakandır, Cumhurbaşkanıdır. Çok yetkili birisidir. İnsanlar etrafındadırlar. O kişi o makamdan uzaklaşır. Bakarsınız ki Kimse kalmamış yanında. Neden? Allah Teala mal verir, mülk verir, sonra alır onları. Verince insan zanneder ki bunlar benimdir. Onlarla bir heybete sahip olur. Onları alınca bütün heybetini kaybeder. Ama Müslüman dünyaya bakar. El Melik Celle Celaluhu der. Kimseye makamından, mevkisinden dolayı artı bir muamelede bulunmaz. Kimsenin önünde eğilmez. Allah Teala'dan başka kimseyi tazim etmez. Vakarlı bir insan olarak yaşar, öyle bilinir. Neden? Çünkü biz El-Melik Celle Celalu, hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Onu biliyor, ona iman ediyoruz. Kardeşlerim, o halde mülkün görünen görünmeyen bütün alemlerin sahibi odur. Bunu anladığımızda şunu göreceğiz. Bu ellerin geçici sahibi benim. Gözlerin sahibi, kulakların sahibi benim. Bunlara malikim. Yok eğer ben aklımla bunlara malik olamasam şehvetim elime, gözüme, kulağıma hakim olursa o zaman memluk olurum, köle olurum, şehvetin kölesi oluruz. Allah muhafaza buyursun. Biz el melik celle celaluh diyelim. Mülkün sahibi o. Biz emanetçiyiz. O zaman elinizin kölesi değil, organlarınızın, azalarınızın kölesi değil, maliki olacaksınız. Onun için Esma-i Hüsna her gün bu derslerden sonra tekrar ediyoruz Celle Celaluh diyoruz. Hayata bakışınız yüzde yüz değişecek Allah'ın inayetiyle bu bereketi göreceksiniz kardeşlerim. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum yarın akşam inşallah yine aynı saatte Rabbimizin inayet ve lütfuyla buluşmak üzere Allah Azze ve Celle memleketimizi alem İslam'ı her türlü şerden muhafaza buyursun. Hasta kardeşlerime Şafi ismiyle tecelli buyurup şifalar ihsan eylesin. Allah Teala yeniden Devleti Ali'nin muhteşem zamanlarında olduğu gibi El Melik Celle Celalu bize mülk versin, saltanat versin, güç kuvvet versin Müslümanlara yeniden dünyaya onun adıyla حكمه مشرفنا نايلو ظلم استغفر الله واتوب اليه والحمد لله رب العالمين الفاتحه